Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akyeni Köyü Yeşiltepe'de çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Arkamda da görüyorsunuz zaten. Modern tarzda yapılmış 700 metrekare arsa içerisinde harika bir villa. Teknolojik altyapısı da çok güzel bir villa. Fiyatını hemen söyleyeceğim. 5+1. Dev gibi salon mutfağımız var. Yerden ısıtmamız var. Akıllı sistemimiz var. Mükemmel bir havuzumuz var ve bahçe alanımız var. Fiyatımız 11.500.000 TL. Bu ay sonuna kadar bu fiyat geçerli ama ay sonundan sonra fiyatlar değişebilir. Şimdi araç park yerimiz otomatik açılır kapanır. Kapıyla giriş yapıyorsunuz ve bahçe alanımız gördüğünüz gibi geniş bir bahçe alanı bırakılmış. Havuzun etrafında da seramiklerle şezlong alanı bırakılmış. Gayet güzel bir ev olmuş. Orada bir sabit barbekü yapılmış. Cam giydirmesi harika duruyor. Özellikle salon ve mutfaktan dışarısı muhteşem gözüküyor. Ayrıca bu camların tamamı filmli cam arkadaşlar. Dışarıdan gelen gün ışıklarını içeriye daha yararlı bir şekilde, daha az şekilde iletiyor. Çok güzel modern tarzda bir ev. Akşam çekimini de çok merak ediyorsunuz ama bir gün akşam geleceğiz. Yukarıda 4 tane odamız, aşağıda da 1 tane odamız olmak üzere 5 tane odamız mevcut. Havuzumuz da çok geniş. Hatta Didim'deki en geniş havuzlardan bir tanesine sahip. Yine hep bu bölgede geniş havuzlu villalar tanıtıyoruz. Burası da geniş bir bahçe ve havuza sahip. Şimdi 2 araçlık park alanımız var. Araç yerinin üstünü kapattırabilirsiniz. 4-5 basamakla da ana bahçeye ulaşıyorsunuz. Ve güzel de bir havuzumuz var. Orada çocuk havuzu olarak kullanabileceğiniz bir alanımız mevcut. Burada da yetişkinler için kocaman bir havuz yapılmış. Sabit barbekü orada dedik. O tarafa çok yaklaşamıyoruz çünkü inşaat var yan tarafta. Ses gürültü geliyor. Şöyle bahçe alanını gösterelim. Ev çok güzel durmuyor mu? Harika bir villa. Drone uçuramıyoruz. Çünkü drone arızalandı. Onu tamire gönderdik. Gelene kadar böyle çekimlere devam edeceğiz. Burada da salondan çıkabileceğiniz bir teras alanı yapılmış. Güzel de olmuş. Ön tarafında kapattırabilirsiniz. Üst tarafında kapattırabilirsiniz ki zaten saçak buraya kadar devam ediyor. Şöyle bir bahçeyi gösterelim. Ardından evin içine doğru yavaş yavaş gidelim. Çok güzel bir villa. Benim en sevdiğim villalardan bir tanesi ki bence fiyat ve performansına baktığımızda da değebilecek bir rakam. 11 milyon 500 bin TL artık bu bölgedeki fiyatların tamamı 13, 14, 15 milyonlara kadar yükseldi. Burada klimanın borusu aşağı sarkıtılmış ama bu tabii ki kapanacak. Arkada da geniş bir bahçe alanımız var. Taş bahçe duvar yapılmış. Bunun işçiliği de maliyeti de çok yüksek diğerlerine baktığımızda arkada da geniş bir alan var. Evi öyle bir oturtmuşlar ki iki tarafta da çok geniş bahçe alanı kalmış. Tabii ki bu da bizim için artı bir avantaj. Genelde burada insanlar bahçe istiyor. Akıllı sulama sistemi de mevcut ama sıcaktan dolayı tabii ki artık kurumuş. Bunlardan bir sulanıp yeşertilmesi gerekiyor. Şöyle şuraya kadar bir bakalım arka tarafa doğru, sonra evin içerisine gireceğiz. İstenirse duvarların üstü biraz daha yükseltilebilir. Çok daha güzel olacaktır. Burada da odadan çıkabileceğimiz bir teras alanımız var. Çok da diğer tarafa gitmeyelim. Matkapla çalışıyorlar. Ses rahatsız edebilir. 700 metrekare arsa içerisinde dedik. Evin girişi çok güzel olmuş. Aslında benim her zaman anlattığım rüzgarlığı burada yapmışlar. Hem rampa bırakmışlar hem de basamak bırakmışlar. Bunu böyle kapatıp kullanabiliyorsunuz. Zaten burada da kilit sistemi var. Şimdi vestiyer olarak da burayı değerlendirmişler ki içeriye koku gitmesin. Çok mantıklı olmuş aslında ayakkabı için. Ama şöyle olabilir. Vestiyer burada değil de bu camlar tabii kapanacak. Buraya yapılırsa çok daha güzel olabilir. Şöyle bir de oturma alanı olur. Ayakkabıyı giyerken çıkartırken çok daha mantıklı olur. Ev gerçekten güzel bir ev arkadaşlar. Şimdi girdiğimizde seni böyle köşeye kadar bir alayım. Evi bir genel gösterelim. Bu arada küçük bir koridor oluşturulmuş ama isterse bu koridoru şu lavabonun salondan gözükmesini istemiyorsanız ahşap sütunları şuraya kadar uzatıp tamamen kapalı bir alan yaratabilirsiniz ki bence çok mantıklı olacaktır. Salon mutfağımız alt katta, birazdan bakacağız ama öncesinde hemen şuraya bir bakalım mı? Akıllı sistem kumanda panelimiz var burada. Audio marka telefonunuzu indireceğiniz aplikasyonla da kullanabiliyorsunuz. Hemen onun yanında da misafirler için kullanılabilecek, hemen eve girdik elimizi yıkadık gibi değerlendirilebilecek güzel bir lavabomuz var. Greve olması gerekiyor. Çok güzel bir musluk seçimi olmuş. Ve Visam'ın gömme rezervuarı nişte yapmışlar. Çok avantajlı. Yerden ısıtmanın tesisatı da burada. Şimdi buradaki odaya en son bakalım. Bir salonu mutfağı gezelim. Geniş bir salon mutfağımız var arkadaşlar. Tabii mutfağı görmediniz henüz. Amerikan tipi bir salon mutfak yapılmış ama mutfak tamamen dibe kadar yerleştirilmiş. Bu sayede de kocaman bir salon alanı kalmış. Televizyon ünitesinin yanında hemen şöminemiz var. Çok da güzel bir şömine.
gayet güzel duruyor. Hem televizyonu izleyip hem de şöminenin keyfini çıkarabileceksiniz burada. Klima tesisat da yine bütün odalarda mevcut. Şunu da söylemek istiyorum. Taş kaplama bana göre yakışmamış, değil mi? Arkayı biraz daha böyle siyah fon benim hoşuma gitmiyor. Mat oldu. Belki bunları parlak bir cilayla kapladığımızda çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkabilir. Çok da problem değil bu arkadaşlar. Kaldırılabilir. Güzel bir televizyon sehpası yapılmış. İki tarafa da böyle raf yerleştirmişler. Tavan yüksekliği çok güzel. LED spot aydınlatmalarımız var. 60'a 120 seramiklerimiz mevcut. Yerde de ve teras alanına çıkış için kocaman bir pencere yerleştirmişler ki bence bu çok ideal olmuş. Bir de kilit sistemi bunların çok iyi. Diğer PVC'lerden. Kaliteyi zaten buradan anlayabiliyorsunuz. O kapanma sesinden anlayabiliyorsunuz. Güzel bir bahçe alanımız var. Bir gösterelim şöyle bahçe alanını. Buradan da nasıl gözüküyor. Sonrasında mutfak kısmına bakacağız. Ve sonra da odaya bakıp yukarıya çıkacağız. Mutfak gerçekten benim beğendiğim mutfaklardan bir tanesi oldu. Tabii benim gözümde eksileri de var. Ama artısı eksisinden çok fazla. Ada mutfak biraz daha alçak yapılmış ki bar sandalyesi olduğunda yemek masası gibi de kullanılabilsin diye çok şık duruyor. Dolapların tavana kadar devam etmesini beklerdim ama bu şekilde de kullanılabilir. Belki oraya bir ek yapılıp oranın tozlanmasını engelleyebilirsiniz. L şeklinde güzel granit bir tezgahımız var ve tezgah arası ve ada mutfağın tarafında da dolap ve çekme bir mutfağınız var. Üst tarafında da çok güzel bir avize yerleştirmişler. Bence bar sandalyesi buraya yakışacaktır. Ama şöyle bir yer daha göstereyim. İşte size yemek masası yerleştirebileceğiniz bir alanımız. Zaten burada hemen gördüğünüz gibi ışıklandırmasını yapmışlar. Yemek masası 6 ya da 8 kişilik buraya rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Bunlar açılmıyor. Sabit pencereler ve filmli pencereler şu an dışarıya baktığımızda içerisi çok serin. Artı buradan da bahçeye çıkış için bir alanımız var. Şimdi gayet de mantıklı olmuş. Her zaman söylüyorum. Buzdolabından eşyalar aldığımızda burada yıkayıp pişirip servis yapmamız gerekiyor. Birbirine sıralı şekilde gitmesi gerekiyor aslında. Bazen o olmuyor. Buzdolabının hemen yanına ocağı koyuyorlar. Diğer köşede de lavabo oluyor. Bence çok saçma onlar. Yaşarken insanların nasıl daha kolay hareket edebileceğini düşünerek ev yapmak gerekiyor. Bir evi yapmak basit. Alırsınız demirinizi, betonunuzu ama böyle ince şeyleri de düşünmek gerekiyor ki insanların rahatlığı önemli. Ama son zamanlarda artık insanlar rahatlıktan çok biraz daha gösteriş noktasına bakıyor. Biraz daha böyle gösterişli olsun, orada ışıklar olsun, burada galeri boşluğu olsun, burada işte merdivenler ters olsun falan. Böyle şeylere bakıyor ama bence uzun soluklu oturacaksanız bir evde, alıp ben 2 sene sonra satacağım diyorsanız artık o size kalmış ama uzun soluklu oturacaksanız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kullanışlı olmasına özen gösterin. Şimdi güzel bir odamız var burada. Alt kat odaları zaten küçük olur. Burası da çok büyük değil ama yatak dolap sığdırabileceğiniz şekilde tasarlanmış bir alan. Artı buranın bir de ebeveyn banyosu olması büyük bir avantaj. Buradan da arka bahçeye çıkabiliyorsunuz. Artık eskisi gibi tüketim evde de hızlandı. Burada sadece bir lavabomuz var. Duş alanını kullanmanız zor ama biraz böyle kafanızı eğmeniz gerekiyor özellikle boyunuz uzunsa. Tabii burası böyle bir lavabo için yapılmış. İdeal olmuş. Sonuç olarak zaten çokça banyo lavabomuz var evde. Artık tüketim çılgınlığı evlerde de oluyor. Eskiden hatırlayın bir eve taşındığınızda ya da bir ev aldığınızda 20 yıl, 30 yıl o evde otururdunuz. Şimdi öyle olmuyor. Alıyorsunuz, 2 sene sonra evi değiştiriyorsunuz. Alıyorsunuz, hemen 1 ay sonra başka bir yere geçmeye çalışıyoruz. Sonuç olarak da arkadaşlar tüketim çılgınlığı her yerde var. Biraz daha böyle düzgün kullanımlı evler aldığınızda çok daha mantıklı olacaktır. Güzel bir merdiven var. 2 tane S vermiş çıkarken sizi yormuyor. Artı duvar tarafına bir trabzan yapılmış. Duvarlarda da İtalyan baskı boya var. Bu duvar kağıdıyla çok karıştırılıyor ama değil. Çok güzel bir boşluk bırakılmış. 6 tane sabit pencere. Pencerelerin bir kısmı aşağıda kalmış. Diğerleri de yukarıda. Ben şöyle düşünüyorum. Kendi yapacağım evi göreceksiniz. Biraz daha böyle lüks tarzı yapacağım ama çok kullanışlı bir ev yapacağım. Yani her şeyi düşünerek yapmak gerekiyor. Bakın kapı eşiklerinde hiçbir yerde bir çıkıntı yok. Bu çok önemli. Seramikleri bir kere de döşemişler. Gayet güzel. Şimdi burada ne var? Burada hemen gösterelim. Buranın ışığı da yanıyorsa tabii. Yakamadım ama burayı böyle gösterelim.
Böyle bir enerji odamız var. Bunun arkasında güvenlik kamerasının kayıt cihazı ve bütün elektrik tesisatının toplandığı bir alan mevcut. Geniş bir antremiz var burada gördüğünüz gibi. Sırasıyla odalara bakacağız ve en son ana yatak odasında videomuzu bitireceğiz. Şimdi burada çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. Üç tarafa priz yerleştirmişler ki yatağı istediğiniz gibi sığdırabilin diye. Peki küçük mü burası? Değil. Şöyle ki dolabı zaten yerleştirmişler. Siz buraya sadece bir yatak yerleştireceksiniz. Bu dolap bence yeterli. Çok güzel de boydan pencereler bırakılmış. Gün ışığından olabildiğince faydalanıyorsunuz. Gün ışığı çok önemli arkadaşlar. Özellikle çocuk odalarında balkon olmasın, gün ışığı çokça alsın. Eğer öyle bir oda yaptıracaksanız. Şimdi hemen bir genel kullanım banyo lavaboya bakalım mı? Hızlıca buraya bir bakalım. Çok güzel bir banyo lavabo yapmışlar. Seramik seçimleri tabii ki zevkler tartışılmaz. Görüyorsunuz. Artı duş alanı bir tık yukarıda yapılmış ve gideri de buraya bırakılmış. Yarım camla yapıldığı için çok şık duruyor. Tek eksik burada benim gördüğüm niş alanı. Ama geniş bir alan olduğu için her yeri kullanabilirsiniz burada. Artı gömme rezervuarının üst tarafına da niş yapılmış oda kokusu yerleştirebilirsiniz. Şunların markalarına bakacağım. ECA markaymış ama Grohe'ye çok benziyor. ECA da çok güzel bir marka. Burada sabunluklara kadar yerleştirmişler. Ve aynalı bir dolabımız var. Burada da gayet güzel bir boşluk var. Buraya çamaşır makinesi koymazsınız zaten. Onun yeri aşağıda ya da enerji odasında çözersiniz. Bence buraya bir dolap yapılabilir. Hemen yan odaya giriyoruz. Burası ebeveyn banyolu bir oda. İlk önce banyo kısmına bir bakalım. Burada bir duşa kabin kullanılmış. Duvardan duvar olduğu için. Ama yarım cam da burada olabilirmiş. Gider terste kaldığı için büyük ihtimal öyle yapmışlar. Bisam'ın gömme rezervuarı yine niş yapılmış. Krevitinde lavabo olarak altındaki de böyle eskitme vintage tarzı bir ahşap ve antresit renkli bir dolap kullanılmış. Şimdi geldik buraya. Burası çok güzel ışık alıyor. Çok güzel güneş alıyor. Tabii biz yazdan şikayetçiyiz ama bir de bunun kışını düşünmek gerekiyor. Tabii klima tesisatı her yerde mevcut. Bir de bunlar ısı cam arkadaşlar. Çift cam. Yani içeriden ısıyı öyle kolay kolay atabilecek camlar değil. Kalitesiz ürünler değil. Yatağı böyle yerleştirdiğimizde dolabı bence şuraya kadar bir dolap yapılabilir. Bu sefer de camı tamamen öldürmüş oluruz. Bunun dolap yerini bir yerde çözmek gerekiyor. Çünkü her yer cam alınca böyle oluyor. Perde yaptırdığınızda dolabı belki ön tarafına yerleştirebilirsiniz. Buradan bir balkon çıkışımız var. En son odadan bakalım oraya da. 60'a 120 seramik. 15 santimlik süpürgelikler kullanılmış. Onlar da yine mat lake. Şimdi geldik buraya. Çok güzel bir tavan yüksekliğimiz var. Bütün odalarda bu mevcut. Böyle bir yatak konumunda köşeye de dolap yerleştirilebilir. Evin her yeri cam. Aslında cam duvardan daha pahalı ama yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Böyle baktığınızda Yeşiltepe'yi tamamen görüyorsunuz. Bir yer değiştirelim mi? Sen burada gibi düşün. Hatta kamerayı da biraz daha aşağıya doğru çek. Böyle yataktan uyandığımızı düşün. Yataktan uyandığımızı düşün. Aynen bu manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Karşınızda yemyeşil bir alan ve Yeşiltepe'nin aslında böyle her tarafını görebileceğiniz bir alanda uyanmış olacaksınız. Ve son olarak da bir ana yatak odamız var. Şimdi burada geçen çekimimizde bir iki eksik vardı. O dışarıdaki derzden dolayı onlar tamamlanmış. Geniş bir oda. Yatak ister buraya ister buraya sığdırabilirsiniz. Burada bir dolap yapılmış. Siz diyeceksiniz ki bu dolap burası için yeterli mi? Değil. Ben de size katılıyorum ama bitmedi. Hemen gösterelim mi? Burada da giyinme alanımız var. Yani o dolap aslında bir artı olarak yapılmış buraya. Böyle bir giyinme alanımız var. Artı burada bir böcek var. Arı var. Arıyı gönderebilirsek içeriye gireceğiz. Böyle bir ebeveyn banyomuz var. Çok da ideal, kullanışlı, güzel bir ebeveyn banyosu. Yarım cam yapılmış yine. Buradan da dışarıya havalandırması verilmiş. Şu dolap çok yeterli gibi geliyor. Ama bu dolabı kullanacaksanız şu kapıyı kapatın. Ya da bu kapıyı sökün. Kapatın yanlış bir cümle oldu. Kapıyı sökün. Buradan geçiş daha rahat olur. Şuradaki dolabın kapağını da rahat açarsınız. Artı oraya da bir dolap yapılmış. Güzel olmuş. Yatak bence tam burası yatağın yeri. Böyle bir makyaj masası da buraya sığdırılabilir. Güzel olur. Artı bir de balkonumuz var. Şu balkona da bir bakalım. Ardından videomuzu bitirelim artık. Hava çok sıcak. Balkon böyle uca kadar devam ediyor. Spot aydınlatmalar dışarıdan çok güzel gözüküyor. Özellikle akşam
Harika duruyor. Bir iki akşam geçtik buradan ama tabii o ara ekipmanımız yanımızda değildi. Çekim yapamadık. Şöyle havuzu gösterelim. Buradan havuza atlamaya çalışmayın. Derinliği o kadar yüksek değil. Gayet güzel bir bahçemiz, güzel bir araç park yerimiz var. Biraz da böyle Yeşiltepe'nin manzarasına hakim bir bölgedeyiz. 11 milyon 500 bin TL ile satışta, her yer pencere dolu. Güzel bir ev. 5 artı 1 bir ev. Belki 1-2 odası size küçük gelebilir. Aşağıdaki mesela odayı çalışma odası, yukarıdaki odayı çocuk odası yapıp birinde giyinme alanına çevirebilirsiniz. Çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü 5 tane odanın temizliği de çok zor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Daha detaylı bilgi için bizimle istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. Gece 12'den sonra hariç arkadaşlar. Bu ara 12'den sonra çok arayanlar olmaya başladı. Gece 3'te falan arıyorlar. Tamam, anlıyorum. Onlar da yurt dışında saat farkı oluyor bazen. Hatta Amerika'dan, Kanada'dan arayanlarla 7 saatlik bir farkımız var. Ama yine de buraya göre ararsak çok daha iyi olur. Çünkü gece 3'te ben de korkuyorum. Böyle telefon çalınca birine bir şey mi oldu diye bir duyguya kapılıp telefonu açıyorum. Yüreğimiz ağzımıza geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. 11 milyon 500 bin TL.